Hocam 2-3 tane oldu bugün. 2-3 e, farklı değerli seyircimiz sorduğu için e, size iletiyorum. Buyurun. Bilal Bey üzerinden sormuş olayım. Hüseyin abi demiş 18 yaşındayım. Boyum 1.65 uzatmak istiyorum. Polis olacağım ne yapmam lazım demiş. Ama daha küçük yaştaki e, çocukları için de boy uzatmakla ilgili bir e, kürünüz var mı hocam? Ya da ne önerirsiniz diye sorular gelmişti bugün. Hı. Yani bakın boy uzatmak mümkün mü? Ha, ben şimdi e, bilim nasıl bakıyor buna? Efendim bir kız işte 13 yaşında filan adet görmeye başladıysa bir santim daha uzar. Ondan sonra bilemedin iki santim uzar. Daha uzamazsın. Bir ya bu, de bu parmaklar. Evet bilimde işte parmaklarda epifizlerine bakılır. Hı hı. Efendim bunlar yok. Açık değil epifizler. E, boyutu uzamaz artık senin. Bak şunu söylüyorum Hüseyin. Böyle bir şey yok. Boy uzar. Bizde yüzlerce örneği var. Hocam, var hocam. Kayıtlı. 21 yaşına kadar. 21 yaşına kadar. Ha şimdi kürü uygularken önereceğim zaten ne yapmaları gerektiğini de söyleyeceğim. Mesela 16-17 yaşında aralığında bir buçuk santim boy attıysa, 21 yaşına gelmiş bir insanda bu yarım santim olabilir. İnsanda bir santim boyun uzaması çok büyük farktır. Gösterir kendisini yani. Şimdi mesela öyle şeyler olmuştur ki ben onlara şey yapmıyorum. Mesela kız 18 yaşında ablası 23 yaşında çok bunların örneği. İkisi de boy uzatma kürünü uyguluyor. Ablası da uzuyor. Bak 23'e ben ona karışmam. Yani bizdeki istatistiki verilerin üst sınırını ben 21 olarak şey yapmışım. Delikanlılarda. Efendim bakın şuna dikkat edin. Yapacağınız şey, 4 tane balık var. Bu balıkların söylüyorum kefal, uskumru, işte ee, torik, palamut. Özellikle palamutla torik de, biliyorsun... Bunların sırt kısmında kahverengi, siyahımsı bir kahverengi. et kısmı Esas onu tüketeceksiniz işte. Nimetin hikmeti orada saklı. Ve ben bunu ilk önermeye başladığımda bunu uygulayanlar hekim çocuklarıydı. İnanmıyordu hekim. Ya hocam oluyor diyor. Yani dolayısıyla boy uzatma mümkün. Ha bak bir de şu olur. Bu bunu en az bir defa bir buçuk yıl uygulayacaksınız. Bir yıl hiç uzamayabilir, pat birden atar. Bu değişiktir. Çünkü polimorfizm dediğimiz, her insanın genetik yapısı farklıdır. Yani birisi en basit bir ilaca karşı hiçbir duyarlılık göstermek göstermezken, o hastanelik olabiliyor. En basit bir ilaç, adı A ile başlayan işte. Evet. Şimdi onun için burada söyleyeceğim şey, bu dört balık haftada 3 gün tüketeceksiniz 50 gram bunun şeyi etinden siyah etinden düzenli yapmak zorundasınız. Yani Allah'ın izniyle yani boyunuzun uzamaması için ha bazı özellikle kız çocukları sevmiyorlar. Balık yemez benim kızım. E benim yapacağım bir şey yok. Onun yerini tutan bir şey yok değil mi hocam? Yok. Yani orada onun yerine ikame edebileceğimiz herhangi bir şey yok. Fakat bu nimetin hikmeti balığın siyah etinde. İnsanlar da pek yemez onu. Evet. Yani restoran biraz evet. acımtırak bir şeydir. O bir protein. Palamutta çok o, var değil mi Palamutta. Uskumru'da da var evet. ama en çok palamutta bulunur. Ki mevsimi geliyor yani yaklaşıyor palamut. Evet. Evet. Ama bunun için temizlenterip bunu buzdolabınıza şey yapabilirsiniz ha. Bir de genetik olarak bir rahatsızlığı varsa yani orada yapacağınız bir şey yok tabii yani boyla ilgili olarak. Ama öyle epifizleri kazan, kapanmış işte boyu 1.69 daha uzamaz. Mümkün değil, uzar. İnşallah hocam. Ya. Yani.